Hoş geldin. Kusura bakmayın lütfen. Ömer'i parktan almak kolay olmadı. Neyin kavgasını veriyorsun sen hala ya? Niye tartışıyorsun insanlarla? Meryem gidecek işte, daha ne istiyorsun? Bir sakin olsana. Oyun henüz bitmedi canım. Meryem defolup gidecek. Peki ya Efe? Hı? Abla, şu çocuğa Efe deyip durma, yeter artık. Ömer, Efe. Hiçbir yalan da bu gerçeği değiştirmeyecek, anladın mı? Bu yalan Metehanoğlu ailesinin hayatı boyunca devam edecek. Ve gerçek ne kadar güçlü olursa olsun bu yalanın üstesinden gelemeyecek. Güven bana. Sen öyle san. İç ilacını. Sabah içmemişsindir. Meryem geldi de haber vereyim dedim. Abla sen burada kal. Lütfen. Beni uyutamazsın Melis Hanım. Ablamla salıncağa bindik. Ondan sonra kaydıraktan da kaydık. Yarın da gideceğiz. Niye çağırdı? Ne konuşacak? Niye bu kadar gergin? Yarın sen de gelsen bizimle parka. Levent abi niye öyle bakıyorsun? Yok bir şey. Sen şimdi içeri git, yemeğini ye. Ben de birazdan geleceğim, tamam mı? Gel ablacığım. Sen kal. Melis, Ömer'i içeri götürür müsün? Tabii, tabii Levent'ciğim. Ömer'ciğim, içeride çok güzel kurabiyeler görmüştüm. Gidip yiyelim mi? Ablam. Ama bak çok güzel kurabiyeler. İçlerinde çikolata parçaları da varmış. Gel hadi. Bir sorun mu var? Bugün gergindiniz hep. Telefonda da hemen geldiğince... Arabaya bin. Nereye gideceğiz ki? Bin dedim. Nereye gidiyoruz? Sana bin dedim. Ablam da gelecek. Çok beklersin. Ablam niye gelmiyor? Ablam da ablam. Sus da kurabiyelerini ye hadi. Aslı. Aslı bu çocuğa böyle sert sert davranmayacaksın. Ama ben sizin için... Eğer benim içinse çocuğun huyuna git, hoş tut. Tamam mı? Bak, bundan sonra ablası olmayacak. Eğer böyle ters davranırsan bu çocuğa, o zaman ablam ablam diye tutturur. Çocuğu alttan al. Ablasının yokluğunu daha da hissetmesin. Peki Melis Hanım. Ömerciğim, canım bak ben küçükken bu kurabiyeleri çok severdim.
Aslı ablası, tatlış Ömer'e bir de süt verir misin? Tabii, hemen getiriyorum. Kaza yapacağız yine. Levent Bey. Ah Aysel, inanamıyorum. Hala inanamıyorum. Böyle bir şey nasıl yapar? Ben de çok şaşkınım hanımım. Meryem kızım yapmaz, yapamaz. Dağıldınız hanımım. Gördüm ama hala konduramıyorum. Neyi gördünüz? Mücevher kutusu. Elindeydi, kendi gözlerimle gördüm. Sonra senden izin isteyip gitmesi. Hadi hepsi bir yana, o kadar paranın onun odasında işi ne? Yaptı işte Ulviye teyzeciğim. Üzmeyin artık kendinizi, ne olur. İçiniz rahat olsun. Levent Meryem'in bütün eşyalarını toplayıp göndermiş. Artık yüz yüze bakacak bir durum da olmayacak. Ah Ömerciğim, ah yavrum. Nasıl alışacak şimdi ablasının yokluğuna? Bunu ona hissettirmememiz lazım. O daha çok küçük. Canım benim. Ama Meryem'i de yargılamamak lazım. Belki mecbur kaldığı için çalmıştır. Nasıl bir hayat yaşadığını bilmiyoruz ki. Ah kızım, keşke herkes senin kadar iyi niyetli olsa. Ne olursa olsun, çok elzem bir durum bile olsa gelip istemesi lazımdı o parayı. Ah Meryem, niye yaptın kızım bunu, neden? Ablam ne yaptı ki? Gel bakayım sen bana, gel. Ömerciğim, sen ikindi uykusu uyudun mu yavrum? Ama senin yaşında bu uykular çok gerekli. Hadi Aysel teyzesi, sen Ömer'i yatır. Tabii hanımım. Hadi gel bakalım sarı kızım. Ablam gelsin, öyle uyuyacağım. Bak sen inatçı keçiye bak. Hadi uyuman lazım senin. Hadi yürü. Çocuğa nasıl anlatacağız artık ablasının olmayacağını? Levent bir çare düşünmüştür Ulviye teyzeciğim. Bir de bunu düşünüp harap etmeyin kendinizi, ne olur. Eşyaların hepsi burada. Neden? Ne oldu? Neden beni bir valizle hiçbir açıklama yapmadan buraya getirdiniz? Öğrenmeye hakkım yok mu? Bir de açıklama mı bekliyorsun? Bana açıklama yapmak zorundasınız. Ben size ne yaptım? Neden bu kadar öfkelisiniz? O broş aile yadigarıydı. Senin için paradan önemli bir şey yok gerçi ama... en azından çalmadan önce bir düşünseydin keşke. Ne? Ne broşu? Ne diyorsunuz siz? Çalmadan önce.
hırsızlık yapmadan önce bir düşünseydin diyorum. Hırsız değilim ben. Yemin ederim hiçbir şey çalmadım. Çarpıyorsunuz ha? Söyleyin, çamur nerede? Söyleseniz de saklamayın. Vallahi bilmiyoruz Neriman anne. Bilsek niye söylemeyelim? Hadi be oradan. O çamuru ben bir yakalayayım var o kemiklerini. Hala bir haber yok mu Neruş? Yok. Ne ses ne seda. Sanki yer yarıldı, çamuru yuttu. Sizde bir şey var mı? Sağa sola bakınlık yok. Allah Allah. Halbuki bu çocuk böyle bir şey yapmaz ya. Başına bir iş falan gelmiş olmasın bunu? Başına ne gelecek ya? Çamur bu. Kesin bir yerlerde sürtüyordur ha. O bir gelsin ben ona yapacağımı biliyorum. Abla, polis almış olmasın bu çocuğu ya? Eyvah. Bu mesele Tekin abimin kulağına varmadan evvel çamuru bulmamız lazım. Yoksa vay halimize. Hepimizin ha, hepimizin. Durmuş, biraz daha sağa sola bakınalım. Hadi arayın iyice her yeri, hadi. Tamam be. Benden kurtulacağını mı sandın ha? Nereye kaçacaksın şimdi? Nasıl kurtulacaksın benim elimden? Bir gün kardeşim alacağım senden. Seni tamamen unutacak. Senin gibi babası olduğunu hatırlamayacak bile. Ha yeter be. Yediğin dayak sana yetmedi herhalde ha? Tekin'le ilgili beni uyardığın için teşekkür ederim. Bunu yapman benim için çok önemliydi. Sizin benimle, Ömer'le ilgili yaptıklarınızın yanında bu ne ki? Tabii ki uyaracaktım. Aslında ilk uyardığımda sana inanmalıydım. Olsun. Sizin de inanmamak için haklı sebepleriniz vardı. Artık yok. Anlamadım. Artık sana inanıyorum ben. Senin gözlerin mi doldu? Yo, hayır. Evet, doldu. Yok, gözüme kirpiğim kaçtı, ondandır. Hepsi yalanmış, hepsi. Efendim Cemil? Konuştun mu Meryem'le, ne yaptın? Konuşmaya gerek kalmadı. Ne oldu? Emin olmadan bir şey yapmasaydın. O kız hırsız Cemil. Broşür çalmış. Sorulacak bir şey kalmadı. Levent neredesin? Alo? Alo? Sonra konuşalım mı? Hırsız dedi bana. Hırsız değilim ben. Ömer'i takılarla oynarken gördüm. Hatta çok kızdım. Hemen alıp Hülya Hanım'ın odasına geri götürdüm. Kesin orada düştü, kesin. E güzel kızım, neden anlatmadın bunları? E çocuk almış, oynamış, düşürmüştür, bir bakıverelim diyeydin ya. Dinlemek isteseydi sorardı. Sormadı. Yaptın mı bile demedi. Hırsız değilim ben. Değilim. Değilsin tabii güzel kızım. Sabret, elbet anlayacaklar ha. Kusura bakma Safiye teyze. Seni de böyle tuttum. Ne kusuru kızım? Olur mu öyle şey? Ben de Minever'den dönüyordum. Kızına bir etek diktim de. E camda gördüm seni. Dedim Meryem'in evde ne işi var? Allah'tan çalmışım kapını. Ömer.
Ona da hırsız olduğumu söyleyecekler. Benim hemen konağa gitmem lazım. Hemen Ömer'le konuşmam lazım. Meryem, dur kızım. Bak, sakinleş önce. Hem Ömer uyumuştur zaten. Yarın ola hayrola be annem. Ha? Ama... Bak, beni dinle kızım. Dinle beni. Sen şimdi oraya gidersen hiç ortalık karışır. Ha? Bir bekle, ortalık durulsun. Ömer'e bir şey anlatmazlar. Küçücük çocuğu üzmezler, sen merak etme. İnşallah. Ablam gelene kadar uyumayacağım dedi. Ama sonra ağlaya ağlaya daldı uykuya. Levent. Yarın uyandığı zaman tekrar ablasını soracak. Ne yapacağız? Yani belki arada bir gelip kardeşini görmek isteyebilir diye. Bir daha bu konuğa adım bile atmayacak. Ah Meryem. Yani keşke şu çocuğun hatırına hırsızlık yapmasaydı. Onun adını bir daha hiç kimse anmayacak. Ömer de bu duruma alışacak. Sen merak etme Levent. Ben Ömer'le ilgilenirim. Hem daha o çocuk birkaç gün ağlar, sorar. Ama sonra biz sevgiyle, şefkatle unuttururuz. Teşekkür ederim. Merak etme. Beraber her şeyin üstesinden geliriz. İyi geceler. Sana da. Levent'in gönlüne giriş biletimsin sen benim. Aklım sizde kalacak şimdi ama kızım. Ben de otursaydım yanınızda. Anneciğim, kızın halini görmüyor musun? Mahvoldu. Hem o üzgünken tek başına kalmak istiyor biliyorsun. İyi madem sen öyle diyorsan. Allah'a emanet olun kızım. Tamam. İyi hadi. Geceler anneciğim. İyi geceler. İyi geceler Safiye teyze. İyi geceler yavrum. Canım benim. Bak hiçbir şey yemedin, hasta olacaksın. Olmaz böyle. Sana bir süt isteyeyim mi ben? Sıcak sıcak içersin ha? Seni doğduğuna pişman ederim. Abla ne yapıyorsun? Kendine gel. O küçük aklınla beni kandırdığını mı zannediyorsun ha? Senin tek amacın Levent. Efe'nin burada olması umrunda bile değil. Abla. Abla tamam. Abla. Abla. Bak Meryem gitti. Efe de gidecek. Sadece biraz zaman lazım. Bak böyle üst üste saldırırsak kaleyi deviririz. Bir çuval inciri berbat ederiz. Her şey zamanla hallolacak. Senin bu oyalama taktiklerine benim karnım tok. Git o boş laflarını aşağıdaki gerzeklere anlat. Bana değil. Eğer Efe'yi bir an önce bu evden gönderecek planı yapmazsan... ...Ulviye Hanım broşu benim sattığımı öğrenir. Abla sakın. Sakın bak hem kendini hem beni yakarsın.
Efe burada kalınca zaten ikimiz de yanacağız. Abla ne yapıyorsun abla? Efe'yi gönderecek misin diyorum sana. Abla bağırmayı da çıldırdın. Sakın bana deli muamelesi yapma. Tamam özür dilerim. Ama bak bana şimdi bir zarar vereceksin. Kardeşine zarar vermek istemezsin değil mi? Ne o? Can tatlı mı geldi ha? Kudret'e nasıl şak diye attın aşağı? Bir an bile tereddüt etmedin. Abla sus. Sus çek şunu. Sus. Şunu da gözümün önünden çek. Efe'yi buradan gönderiyor musun? Abla tamam diyorum. Tamam göndereceğim, gidecek bu evden. Öyle zamanla mamanla diyerek yırtamazsın. Sana 3 gün süre. Ya Efe'yi buradan gönderecek planı yaparsın ya da Levent'i unutursun. Ben sana içirmenin bir yolunu bulurum. Ama Levent'le arama giremez. Hadi iç canım benim. Mahvettin kendini. Konaktaki herkes beni hırsız biliyor. Herkes. Ben hırsız değilim. Değilsin tabii ki. Bak Levent Bey gerçeğin farkına varacak. Anlayacak masum olduğunu. Bak Ayşe dede dersin. Dinlemedi bile beni. Sana bin dedim. Yalancı, hırsızın teki. Unut. Gel. Ne oldu? Korkunç bir yer gördüm. Anlatmak ister misin? Sabah gelince ablama anlatacağım. Burada uyuyabilir miyim? Gel bakalım. Gel bakalım. Hop. Ben korkunca ablam bana masal anlatıyor. Korkun geçiyor mu o zaman? Hı hı. Peki ben anlatsam sana? Yok anlatma. Niye? Sen yanımdayken korkmuyorum ki ben.
bulabildiniz mi? Yok Neroş, yok. Hiçbir yerde yok. Bütün sota yerlerimize, parklara, bahçelere baktık. Yok, yok, yok. Kafayı yiyeceğim, kafayı. Ya abla, vallahi yorgunluktan ben öldüm, bittim, mahvoldum ya. Ya ben yaşlı bir adamım. Ayaklarıma kara sular indi ya. Ben gidiyorum, yatacağım biraz, uyuyacağım ha. Hay ben sana ha. Biz neyin derdiz, bu neyin keyfinde be? Nereye gider bu çocuk ya? Bilmiyorum Neroş, bilmiyorum ya. Kardeşini görmeye gitti. Kardeşi mi? Çamur'un kardeşi mi varmış? Bir sus Neroş, çocuk konuşsun. Kardeşine bir şey alıp gelecekti. Tek bildiğim bu. Nerede oturuyorlar biliyor musun kuzum? Bir keresinde parka gitmiştik. Parka mı? Ben sizi işe gönderiyorum, siz parka mı gidiyorsunuz? Şşş! Ya bir sus, çocuk konuşsun. Neredeymiş bu park? Aha Çamur! Çamur, neredesin sen ya? Bu ne hal? Çamur! Kim yaptı oğlum bunu sana? Ayşe. Ayşe, sabah oldu canım. Hadi kalk. İşe geç kalacaksın. Meryem. Hiç uyumadın değil mi sen? Nasıl uyuyayım? Ama seni böyle bırakıp işe gitmek hiç içime sinmiyor. Ömer de uyanır birazdan. Beni göremeyince çok üzülecek. Levent, Ömer odasında yok. Meryem gelip götürmüş onu. Sakin, sakin ol. Ömer burada. Kimsenin onu alıp gittiği yok. Onu odasında görmeyince bir an öyle korktum ki. Beraber uyudunuz demek. Gece rüyasında korkmuş. Yanıma geldi. Sen de merak etme. O kız hırsız olsa bile kardeşinin hayatını mahvetmez. Onun burada daha iyi olduğunu biliyor. Öyle de Ömer'e artık Meryem'i görmeyeceğini nasıl anlatırsa, bu durumu nasıl söyleyeceğiz oğlum? Onu hırsızlık yapmadan önce düşünecekti anne. Hala inanamıyorum. Hala aklım almıyor. Nasıl yapar böyle bir şeyi? Oğlum. Ya yapmamışsa ha? Ya boş yere kızın günahını alıyorsak? Odasından çıkan o paraların açıklamasını o zaman. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Keşke bir açıklaması olsa. Keşke bütün bu yaşananlar bir yanlış anlaşılma olsa. Sen hazırlan oğlum. Aslı, dur. Dur, ben götüreyim. İlaçları içtiğinden emin olmam lazım. Bundan sonra Hülya Hanım'ın ilaçlarını böyle mi vereceğiz? Evet. Kendi rızasına bırakınca içmiyor.
ilaçlarını içmezse iyileşemez. Sen de biliyorsun. Anne, iyi misin? Huu, anne sana diyorum. Ne oldu kızım, duymadım. Niye daldın gittin sen? Geceyi sabah ettim. Aklım almıyor. Meryem nasıl yapar böyle bir şeyi? İçim acıdı. Sanki şuruma bir şey oturdu. Aman, aman sana ne el alemin hırsızından. Kızım deme öyle, deme. Ablacığım. Ne yapıyorsun acaba? Saat kaç? Günaydın. Günaydın. Erken de. Hem sen saati ne yapacaksın? Ablam geldi mi diye soruyorum. Ben gidip bakacağım. Değdi mi o kadar para için bunca şeye? Oo, Melis'cim günaydın. Günaydın enişte. Ablama kahvaltı getirdim. Ablanla böyle ilgilendiğin için çok çok teşekkür ederim. Olur mu öyle şey enişte? Yani ablam o benim, tabii ki ilgileneceğim. Canım benim, iyi ki varsın. Hayatım, ben holdinge gidiyorum. Bir isteğin var mı? Teşekkür ederim Bahadır. İyi çalışmalar. Zahmet ettin Melis. Ama ben gayet iyiyim. Kahvaltımı aşağıda yapacağım. Ablacığım ama olmaz öyle bak. O kadar hazırladım. O kadar uğraştım. Ya sen de beni iyice düşman belledin yani. Hem bak kırma beni. İki lokma ye. Daha ilacını vereceğim sana. İlaç içiyorsun. Öyle iki lokma yemeden olmaz. Ablacığım hadi. Al bakalım. Aferin ablacığım. Afiyet olsun. Ben Şahin'e bakayım ne var ne yok diye. Düşman bellemişim. Geldi acaba? Hayırdır inşallah.
Ne oldu kız? Niye evdesin? İzinli misin yoksa? İşten ayrıldım baba. Artık konakta çalışmıyorum. Ne demek işten ayrıldın? Bana bak. Benim bir boğaza daha bakacak gücüm yok. Anladın mı? Ya gül gibi işim vardı. Ne diye ayrıldın? Ha, tabii. Dik başlılık yaptın. Onlar da seni kovdular değil mi? Ne olacak şimdi? Tekin olan borcunu nasıl ödeyeceksin? Merak etme baba. Yeni bir iş bulacağım. Tekin'e olan borcumu da ödeyeceğim. Tekin'le evlenseydin şimdi rahat etmiştik. Adamın yanına bile yaklaştırmıyorsun. Bu ne kız? Baba verir misin parayı lütfen? Bana bak. Nereden buldun bu parayı? Ha? Cevap ver diyorum sana. Nereden çıktı bu para? Seni var ya. Sinek gibi şu duvara yapıştır. Nereden çıktı bu para? Dalmışsın. Bir an önce karar vermen gerekiyor artık. Biliyorsun değil mi? Biliyorum Cemil. Biliyorum. Çıkaracak işçiler için mağduriyet en aza indirmeni istiyorum senden. Bununla özel olarak ilgilen. Ayrıca okuyan çocuklar için vakıf tarafından burs verilsin. Bu anlaşmalı olduğumuz hastanelerde de sağlık hizmetleri aksatılmasın. Hiç merak etme. Hepsini halledeceğim. Bu arada Meryem'den haber var mı? Hiç açma o konuyu. O hırsızın adını bile duymak istemiyorum. Benim arkadaşım hırsız falan değil. Ona büyük iftira atıyorsunuz şu anda. Kimseye iftira atmıyorum ben. Ayrıca boş yere de suçlamıyorum. Odasında bir tomar para bulundu. Bunun açıklaması ne sence? Arkadaşın hırsız değil de ne? Para mı buldunuz odasında Meryem'in? Baba verir misin lütfen? O para bizim değil. Vermezsem ne olacak? Ha? Vermezsem ne olacak? 3 kuruş parayı babandan mı sakınıyorsun? Baba verir misin lütfen? Bu para bizim değil. Kuruşuna bile dokunamayız. Götürüp geri vereceğim. Hiçbir yere götüremezsin efendim. Hiçbir yere götüremezsin. Açız, aç, aç! Baba yapma! Eminim ki mantıklı bir açıklaması vardır o paranın. Meryem asla hırsızlık yapmaz. Böyle bir şey imkansız. Meryem'e çok büyük haksızlık ediyorsunuz. Ayşe lütfen. Ben konuşurum onunla. Para odasındaydı. Başka ne olabilir ki? Niye gelmedi hala? Kuzum benim. Aysel teyzen senin o çok sevdiğin kekten yapsın ister misin ha? Hayır istemiyorum. Ömerciğim ben bahçede bir kedi gördüm. Belki kardeşleri de vardır. Bakmak ister misin? Kedi mi? Hı hı. Bakmak ister misin? Ne oldu bana? Niye böyle oldum ki ben ya? İlaçları da içmiyorum halbuki. Ablacığım ama olmaz öyle bak. O kadar hazırladım, o kadar uğraştım. E sen de beni iyice düşman belledin yani. Hem bak kırma beni, 2 lokma ye. Daha ilacını vereceğim. Melis, seni pis şeytan. Thank you.
Aslı. Durur musun? Bak, eğer o kız Meryem bu eve gelirse bana haber vereceksin. Çok dikkatli olmamız lazım, tamam mı? Yani Levent Bey bütün valiziyle birlikte gönderdi onu. Ayrıca adı hırsıza da çıktı. Niye gelecek ki Melisa Hanım? Eğer gelirse diyorum zaten. Gözünü dört aç. Çok dikkatli olmamız lazım. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Ben gerekirse 7/24 uyumam, gözetlerim etraf. Güzel. Hadi sen şimdi işine bak, dikkat çekmeyelim. O kız gitmeyecek değil mi? Kurtulamayacağız ondan değil mi? Ha Melis? Abla, kız zaten gitti. Ben her ihtimale karşı Aslı'ya söyledim. Yani bir B planımız olsun diye. Sen bana yalan söyledin. Meyve suyuma da ilaç attım. Bütün gün uyudum senin yüzünden, anladın mı? Ama artık oyun bitti. Abla, onu duyacaksın. Bırak abla. Ne yapıyorsun sen ya? Bu yüzden ilaç veriyorum sana işte. Şu haline bir bak. Şu haline bak. Abla kendine gel artık. Ben her şeyi ikimizin iyiliği için yapıyorum. Abla kendine gel. Sen beni salak mı zannediyorsun ha? He? Salak mıyım ben? Bak, senin karşında Levent yok, anladın mı? Sen anca Levent'i düşünüyorsun. Levent'i düşünüyorsun. Ama artık buraya kadar Melis Hanım. Oyun bitti, anladın mı? Bu evdeki son günün. Gidiyorsun artık, hazırlan. Hiçbir gitmiyorum.